Buyurun. Türk Ocakları'nın Alanya'da değerli başkanı Hasan Bey, Türk Ocakları'nın çok değerli gençleri, kolları, değerli gençleri, Türk Ocakları'nı ziyaret etmekten çok büyük memnunluk duyduk, mutluluk duyduk. Türk Ocakları dedelerimizin yarattığı bir ocaklardı. Ve Türk Ocakları'nı yaratanda da dedelerimizin fikir ve düşüncesi, Türk milletinin birliği, beraberliği, güçlenmesi için çalışmak ve bu yönde gençlerin aydın kimi yetişmesine yardımcı olmaktı. Bugünleri çok memnun olduk ki Alanya'mızda Türk Ocakları'nın bu misyonu devam ettirdiğini görürük. Ve Azerbaycan'la bağlı meseleler olsun, ortak acımız, yaramız olsun, Xocalı soykırımı, Qarabağ sorunu, Azerbaycan'ın işgal altında olan torpaqlarıyla bağlı meselelerde ne kadar duyarlı olduğunuzu hem Türk Ocakları yetkililerinin hem gençlerimizin görmek bizim için çok önemlidir. Ve bizim en büyük isteğimiz odur ki Türk Ocaklarının yetişen aydınlar, bu gençlik daha da çok işler görsün, daha da çok çalışmalar görsün. Türk dünyasının birliği için, Türk dünyasının sorunlarının çözümlenmesi için. Bu istikamette gece gündüz bilmeden gençlerimizi aydınlatsınlar. Ve inanırız ki Türk Ocakları'ndaki bu değerli genç kardeşlerimiz de burada fikir ve düşünceyle daha da çok çalışacaklar. İster Azerbaycan'ı daha da çok anlatacaklar, Qarabağ'ı daha da çok anlatacaklar, Xocalı'nı daha çok anlatacaklar. Bunun yanı sıra diğer Türk dünyasının bölgeleri olsun, acıları, sorunları olsun, bunu daha da çok anlatacaklar ve birbirimize daha çok sahip çıkmanın önemini vurgulayacaklar ki buna çok büyük ihtiyacımız var. Çok vacibdir, çok önemlidir bu mesele. Ona göre Türk Ocaklarımıza başarılar dilerim, uğurlar dilerim. Gençlerimize uğurlar dilerim. İnşallah Azerbaycan'da görüşerik deyirik. Azerbaycanımızın o güzel güşeleri ki onları işgalden azad edeceğim. Qarabağımızda, Şuşamızda inşallah birlik, beraberlik içinde bunu yapacağım. Ve inşallah orada da görüşeceğimize eminlik, inanla söylemek istedik ki inşallah az kaldı, o gün de uzakta olmayacak. Bütün şehitlerimiz nur içinde yatsın. Mən təşəkkür edirəm ki, Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümündə siz Xocalıda, Qarabağda soyqırıma məruz qalan, şəhid olan insanlarımızı da anladan, onun yanında Türk dünyasının digər bölgələrindəki insanlarımızı da anladan, onların acılardan xilas olmasında nə edə bilərik düşüncəsiylə konferans düzənlədiniz. Bu cür konferanslara, toplantılara ehtiyac çox böyükdür. O yüzden de təşəkkür edirəm. İnşallah Azərbaycanı anladan, Azərbaycanımızın şəhidlər xiyabanından, ən hündür təpəsindən, ən hündür yerindən görüntüsüdür bu görüntü ki, burada həm Azərbaycanın 20 Ocaq şəhidlərimiz var, həm Qarabağ şəhidlərimiz var, həm də Nuri Paşanın başqanlığında Azərbaycanın 1918-ci ildə gələn o erməni daşnaqlar çətələri, Rus bolşevikləri, batılların dəstəyi ilə insanımıza qarşı soyqırımı törədəndə Azərbaycana dəstəyə gələn Nuri Paşanın başqanlığındakı Türk Qafqaz İslam Ordusunun şəhid olan insanlarımız, qardaşlarımız da bax o şəhidlikdə yatır. Nur içində yatsın həm Azərbaycanımız, həm Türkiyəmiz, Türk dünyası üçün şəhid olan qardaşlarımız və inşallah ki Azərbaycana da gəldiyi zaman mən inanıram ki siz oradakı gənclərimiz digər qardaş bacıları ilə daha da çox ilişkilər quracaqlar və birlik bərabərlik istiqamətində çalışmalarımızda bu toplantı, bu konferans da bir kiçik de olsa bir katkıda olacaq. Təşəkkür edirik. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Alanya Türk Ocağı olarak bütün Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyoruz sizinle. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Azerbaycan'a selamlarınızı gönderdiniz. İnşallah gençleriniz ne deyir? Qarabağ almağa varız mı? Varız. Ses zayıf gelir. Xocalını almağa varız mı? Varız. Bu tam Türk'ün sesi oldu. Çok teşekkür ederiz.